Jean-Paul Sartre Bulantı İkinci parça Pazar Bu sabah günlerden pazar olduğunu unutmuştum. Dışarı çıktım ve her zamanki gibi sokaklarda dolaşmaya başladım. Egeni Grandet'i yanıma almıştım. Parkın kapısını açarken bir şeyin bana işaret yaptığı hissine kapıldım birden. Bahçe ıssız ve tenhaydı. Ama nasıl anlatsam? Her zamanki gibi değildi. Gülümsüyordu bana. Bir an parmaklığa abandım. Sonra günlerden pazar olduğunu hatırladım. Oradaydı. Ağaçların ve çimenlerin üzerinde belirsiz bir gülümseyiş duruyordu. Onu dile getirmek olanaksızdı. Bu bir park, mevsim kış, bu bir pazar sabahı demek gerekiyordu çabucak kapıyı bıraktım. Burjuva evlerin ve sokakların bulunduğu tarafa yöneldim. Usul usul bugün pazar diyordum. Bugün pazar. Dokların ardında, kıyı boyunca, yük istasyonunun yakınında. Kentin çevresinde bomboş hangarlar ve karanlığın içinde kıpırdamadan duran makineler var. Bütün evlerde, pencerelerin ardında erkekler tıraş oluyor ve başlarını arkaya eğip bir karşılarındaki aynaya bir soğuk gökyüzüne bakıp havanın güzel olup olmayacağını kestirmeye çalışıyorlar. Genel evler ilk müşterilerini yani köylüler ve askerlere kapılarını açıyor. Kiliselerde mum ışığında bir adam diz çökmüş kadınların karşısında şarap içiyor. Bütün banyolarda fabrikaların bitmek bilmeyen duvarları arasında uzun sıralar halinde kara taburlar yola koyulmuş. Kentin merkezine doğru ağır ağır ilerliyorlar. Onları karşılamak için yollar ayaklanma günlerinin manzaralarına bürünmüş. Yani Tornebide sokağındakiler dışında bütün mağazalarda kepenkler indirilmiş. Birazdan bu kara taburlar hiç ses çıkarmaksızın ölü taklidi yapan sokakları kaplayacaklar. Önce Torbile'nin demiryolu işçileriyle saint Sanforin sabun fabrikasına çalışan karıları gelecek. Sonra da Jacques de Beauvalier'in küçük burjuvaları, onlardan sonra Pinot iplik fabrikası işçileri, daha sonra St. Maxence, en son 11 tramvayıyla gelecekler. Kilitli mağazalar ve kapalı kapılar arasında pazar günü kalabalığı birazdan ortaya çıkacak. Bir saat on buçuğu vuruyor ve hemen yola koyuluyorum. Pazar günü bu saatte Boville'de çok güzel gösteri vardır ama kilisedeki büyük ayinden çıkış saatini kaçırmamak gerekir. Küçük Joseph'in Saulary sokağı ölü. Mahzen kokuyor. Ama her pazar olduğu gibi tantanalı bir gürültüyle dolu. Gel git gibi bir gürültü bu. Prezident çamaran sokağına sapıyorum. Bu sokaktaki bütün evler üç katlı ve kocaman beyaz panjurları var. Bu noterler sokağına da pazar gününün ağır gürültüsü çökmüş. Gilet geçtiğinde gürültü daha da artıyor. Ve onu tanıyorum. İnsanların çıkardığı gürültü bu. Sonra birden sol yanımda bir ışık ses curcunası parlıyor. Geldim işte. Burası de sokağı benzerlerimin arasına katılmaktan başka yapacak bir şeyim yok. Beylerin şapkalarını çıkartarak nasıl selamlaştıklarını göreceğim. 60 yıl önce hiç kimse Boville sakinlerinin küçük Prado diye adlandırıldıkları Torne de sokağının inanılmaz alın yazısını hayal bile edemezdi. 1847 tarihli bir kent planı görmüştüm. Orada sokağın adı bile yoktu. O dönemde kaldırımların arasından balık kafalarını ve artıklarını sürükleyen küçük bir derinin aktığı pis kokulu kara bir geçit olmalıydı. Ama 1873 yılı sonlarına doğru Millet Meclisi Montmartre tepesinde bir kilise inşa edilmesinin kamu yararına olacağını bildirdi. Birkaç ay geçmemişti ki Baville Belediye Başkanı'nın karısı bir düş gördü. En önemli saydığı Azize yani Azize Cecilia kendisine bir güzel çıkışmıştı. Seçkin kişilerin her pazar ayine katılmak için St. Rene'ye ya da St. Chloe'den kiliselerine gitmeleri üstelik esnafla birlikte ayine katılmalara dayanılacak şey miydi? Millet meclisi bunun bir örneğini sunmamış mıydı? Tanrı'nın lütfu sayesinde Boville finansal bakımdan çok iyi durumdaydı. Bir kilise yaptırıp Tanrı'ya şükran borcunu ödemek doğru olmaz mıydı? Bu düşe herkes hak verdi. Toplama işini psikopos üstlendi. Yalnızca yer sorunu kalıyordu geriye. Armatörlük ve ticaret yapan eski aileler, kilisenin kendi oturdukları Kotevert tepesinde yapılması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Böylece İsa'nın sakre koru, Paris'i nasıl koruyorsa Azize Cecilia da Bovilli'yi öyle koruyacaktı. Ama Maritime Bulvarı'nın sayıları pek az olan yeni zenginleri işi ağırdan aldılar. Gereken parayı vereceklerini fakat kilisenin Marignan meydanında yapılması gerektiğini bildirdiler. Para verdiklerine göre kiliseden yararlanmaları gerekiyordu. Kendilerine türedi gözüyle bakan o kibirli burjuvalara güçlerini belli etmek hoşlarına gidiyordu. Psikopos uzlaştırıcı bir yol buldu. Kilise Kontevert ile Maritime Bulvarı'na eşit uzaklıkta Halle Aux Marus meydanında yapıldı. Bu meydana da Sen Cecil'le de La Mer adı verildi. 1887 yılında bitirden bu koskoca anıt yaklaşık 14 milyona patladı. de sokağı genişti ama pislikten geçilmiyordu, ünü kötüydü yeni baştan inşa edilmesi gerekiyordu. Burada oturanlar kesin olarak saint Klein Meydanı'nın arkasına sürüldü. Sadece küçük Prado özellikle pazar günleri çıt kırıldımlarla seçkinlerin buluşma yeri haline geldi. Birbiri ardına göz alıcı mağazalar açıldı. Bu mağazalar Paskalya Pazartesi, Noel Gecesi ve her pazar öğleye kadar açık oluyordu. Etli börekleriyle pek ünlü olan Domuz Kasabı Jülyen'in bitişiğinde pastacı Faul'un üzerinde şekerlerden bir menekşe bulunan ebegümeci yağından yapılmış konik biçimindeki lezzetli çöreklerini sergilerdi. Kitapçı Dupadi'nin vitrininde Palo'nun son çıkardığı kitaplar, denizcilik kuramı ya da yelkencilik kitabı gibi teknik eserlerin yanı sıra resimli büyük bir boville tarihi ya da mavi deriyle ciltlenmiş, Königsmark ve Paul Dumer'in üzerinde mor çiçeklerin yer aldığı 5 deri ciltli oğullarımın kitabı gibi lüks baskılarda bulunurdu. Özel tasarım Paris modelleri satan Geçlein, çiçekçi Piegois ile antikacı Haguin arasında yer alır. 4 manikürcü çalıştıran kuaför Gustav, sarı boyalı yepyeni bir binanın birinci katına yerleşmiştir. İki yıl önce Marlins Gemox çıkmazı ile Tornebride sokağının köşesinde bulunan cüretkar bir dükkan hala Dupanes adında bir böcek öldürücü ilacın reklamını yapıyordu. Balıkçıların San Klein meydanında bağırarak Morino balığı sattığı dönemlerde açılmıştı. Tam 100 yıllıktı. Bu dükkanın cam mekanları ara sıra yıkanırdı. Üzerlerinde ateş rengi, cepkenler bulunan, bal mumundan yapılmış fare ve sıçanları bunca kirpasın içinden seçebilmek için çaba harcamak gerekiyordu. Bu hayvanlar bastonlara dayanarak yüksek güverteli bir gemiden aşağı iniyorlardı. Henüz karaya ayak basmadan güzel giyimli fakat pislikten kapkara kesilmiş bir köylü kızı farelerin üstüne dupanes serperek hepsini kaçırıyordu. Bu dükkanı çok seviyordum. Hiçbir şeye inanmayan dik kafalı bir hali vardı. Fransa'nın en pahalıya mal olmuş kilisesinin yanı başında, böceklerin ve pisliğinde var olduğunu küstahça hatırlatıyordu. Dükkan sahibi ihtiyar geçen yıl ölünce yeğeni burayı başka birine sattı. Birkaç duvar yıkıldı ve iş çözüldü. Dükkan bir konferans salonu haline geldi. Adı da La Bonbonniere. Niere. Geçen yıl Harry Bordox bu salonda dağcılık üzerine bir konuşma yaptı. Sonra de sokağında acele etmeye gelmez. Aileler burada ağır ağır yürürler. Kimi zaman bir sıra öne geçersiniz. Çünkü bütün bir aile Paolon ya da Piagonis'ye gitmiştir. Fakat karşı yönden gelen aileler karşılaşıp birbirlerinin ellerine yapışınca durup beklemeniz gerekir. Kısa adımlarla ilerliyorum. Boyum aşağı inen ve yukarı çıkan sıranın üstünden bakmaya el veriyor. Bir yığın şapka görüyorum. Şapkalardan bir deniz sanki. Genellikle siyah ve sert malzemeden. Ara sıra bir tanesi bir kolun ucuna takılıp uçuyor. Başkalarından biri usulca kıpırdanıyor. Ve sonra şapka ağır ağır yerine dönüyor. Torn birinde sokağında. 16 numaradaki şapkacı. Urbain bir sembol gibi. Altın püskülleri yerden iki metre aşağı inen kırmızı kocaman bir psikopos şapkası asmış. Duruyoruz. Püsküllerin tam altında bir topluluk belirdi. Yanındaki adam kollarını iki yana salıvermiş. Sabırsızca bekliyor. Porselen gibi solgun. Dokunsanız kırılacak duygusu veren bu adam ticaret odası başkanı Kofiyer olmalı. Hiç konuşmadığı için göz korkutucu biriymiş. Contevert'in tam tepesinde, pencereleri her zaman ardına kadar açık duran, tuğladan yapılmış büyük bir evde oturuyor. İşte bitti. Topluluk dağılıyor. Yeniden yürüyoruz. Yeni bir grup peyda oldu. Ama pek yer kaplamıyor. Ortaya çıkmasıyla, Kilishine'ın vitrinine doğru itilmesi bir oluyor. Yürüyenler duraklamıyorlar bile. Biraz yana kayıyorlar. El sıkışan altı kişinin önünden geçiyoruz. Günaydın Mösyö. Günaydın sevgili Mösyö. Nasılsınız? Şapkanızı takın Mösyö. Üşüteceksiniz. Teşekkür ederim hanımefendi. Hava biraz soğuk. Değil mi? Sevgilim, sana doktor Lefrançoyz tanıştırayım. Sizi tanıdığıma çok sevindim doktor. Kocam kendisini özenle tedavi eden doktor Lefrançoyz'dan hep söz ederdi. Şapkanızı giyseniz de doktor. Üşüteceksiniz. Gerçi siz çabuk iyileşirsiniz değil mi? Maalesef hanımefendi. Doktorlar kendilerine en az özen gösteren insanlardır. Doktor değerli bir müzisyendir. Öyle mi? Bilmiyordum bunu. Keman mı çalıyorsunuz? Doktor çok yeteneklidir. Yanımdaki ufak tefek ihtiyar kesinlikle kofayr olmalı. Gruptaki kadınlardan biri, esmer bir kadın, hem doktora gülümsüyor hem de yanımdaki adama yiyecek gibi bakıyor. Sanki şöyle düşünüyor, işte ticaret odası başkanı Monsieur Coffier. Ne kadar göz korkutucu görünüyor. Söylenene göre çok soğuk bir adam. Ama Monsieur Coffier'e bakmaya bile tenezzül etmiyor. Maritime bulvarında oturan insanlar bunlar. Onun dünyasıyla ilişkileri yok. Pazar günü selamlaşmalarını görmek için bu sokağa geleli beri Bulvarda oturanlarla yamaçta oturanları birbirinden ayırt etmeyi öğrendim. Yepyeni bir palto, fötür şapka, cafcaflı bir gömlek giyen ve yürürken sanki hava boşluğu yaratan biri muhakkak Maritime Bulvarı'ndandır. Kontrovertte oturanlarsa iyice açıklayamadığım zavallı ve yetik görünüşleriyle ötekilerden ayrılır. Omuzları daracıktır. Yıpranmış yüzlerinden küstahlık akar. Küçük bir çocuğu elinden tutan şu şişman adamın Vert'te yaşadığına yemin edebilirim. Yüzü kül rengi. Kravatını sicim gibi bağlamış. Şişman adam yanımıza yaklaşıyor. Gözlerini Mösyö Kofiyer'e dikmiş. Tam onunla karşılaşacağı sırada başını çevirip oğluyla şakalaşmaya başlıyor. Bir iki adım daha atıyor. Çocuğuna doğru eğilmiş ondan başkasını gözü görmüyor. Tam bir baba. Sonra ansızın bize dönüyor. Ufak tefek ihtiyara şöyle bir bakıp koluyla havada bir daire çizerek geniş ve alelacele bir selam veriyor. Şaşkına dönen oğlan selam vermeye vakit bulamıyor. Yetişkinleri ilgilendiren bir mesele bu. Basta de Villa sokağının köşesinde bizim sıra ayinden çıkan dindarların sırasıyla karşı karşıya geliyor. Bir düzine insan birbirine çarpıyor. Kasırgaya tutulmuş gibi selamlaşıyor. Şapkalar o kadar hızlı çıkıyor ki ayrıntıları yakalayamıyorum bu yağlı ve solgun kalabalığın üstünde Saint Sesli Kilisesi'nin korkunç beyaz kütlesi yükseliyor. Karanlık gökyüzünün üstünde bir tebeşir beyazlığı, pırıl pırıl duvarlarının içinde bir miktar gece karanlığı tutuyor. Hafiften değişmiş düzenimizle yeniden yola koyuluyoruz. Mösyö Kofiyer ardımda kaldı. Maviler giymiş bir kadın sol yanıma abanıyor. Ayinden çıkmış. Gün ışığından kamaşan gözlerini kırpıştırıp duruyor. Önünde yürüyen şu incecik boyunlu mösyede kocası. Karşı kaldırımda bir adam kolundan tuttuğu karısının kulağına bir şeyler fısıldayıp gülmeye başlıyor. Kadının ona bulanmış gibi solgun yüzündeki ifade ansızın siliniyor. Önünü görmüyormuşçasına bir iki adım atıyor. Bu işaretler aldatmaz insanı. Mutlaka birini selamlayacaklar. Nitekim az sonra adam elini havaya kaldırıyor. Parmakları şapkaya yaklaşıyor. Tepesini kibarca tutmadan önce bir saniye duraklıyor. Sonra kolay çıksın diye başını eğip şapkasını yavaşça karısı ileri atılıp yüzüne genç bir kız gülüşü konduruyor. Bir gölge eğilerek yanlarından geçiyor. Ama ikiz gülümseyişleri hemen kaybolmuyor. Bir çeşit kalıntı gibi dudaklarında birkaç saniye daha duruyor. Hizama geldiklerinde her zamanki duygusuz görünümlerine dönüyorlar. Ama ağızlarının çevresinde neşeye benzer bir şey var. Bitti artık. Kalabalık seyrekleşti. Şapka çıkarmalar azaldı. Vitrinlerin pek çekiciliği kalmadı. Tornbride sokağının sonuna geldim. Sokağa geçip karşı kaldırımdan geri mi dönsem acaba? Bu kadar yeter sanki. Yeterince dazlak kafa, kuru, seçkin, Sirik insan yüzü gördüm. Baring'dan meydanını geçeceğim. Kalabalıktan sıkına sıkına uzaklaşırken tam yanımda siyah bir şapkanın içinden gerçek bir beyefendi kafası çıkıveriyor. Maviler giymiş kadının kocası bu. Ah o kısa ve sık saçlarla kaplı dolikosefal kafa. Ah o gümüş tellerle süslenmiş alımlı Amerikan bıyık. Hele o görgülü gülüşü yok mu? Burnunun üstüne bir de kelebek gözlük oturtmuş. Karısına dönerek şöyle diyor. Fabrikaya yeni gelen tasarımcı bu. Burada ne işi var acaba? İyi bir çocuk, çekingen, hoşuma gidiyor. Genç tasarımcı domuz kasabı Julien'in önünde duruyor, saçlarını yeni taramış, yüzü hala kıpkırmızı, gözleri yarı kapalı, inatçı bir hali var. Sanki zevkten bitmiş, bunun Torna Bride sokağını geçmeye cesaret ettiği ilk pazar olduğu besbelli. Kominyon alçalmış gibi, ellerini arkasında kavuşturup heyecanlı bir mahcuplukla ışıyan yüzünü vitrine çevirmiş. Maydanozla süslenmiş, pırıl pırıl parlayan jelatinli dört sosise görmeden bakıyor. Bir kadın dükkandan çıkıp koluna giriyor, karısı bu. Yüzü çiçek bozuğu olmasına rağmen çok genç. Torna biri de sokağında ne kadar dolaşırsa dolaşsın kimse ona hanımefendi demez. Gözlerindeki müstehzi parıltı, açık göz ve bilgi çali ele veriyor onu. Gerçek hanımefendiler öteberinin fiyatını bilmezler. Tatlı çılgınlıkları severler onlar. Gözleri kış bahçelerinde yetiştirilmiş güzel çiçeklere benzer. Saat biri vururken Vezeliz lokantasına girdim. İhtiyarlar her zamanki gibi burada. İki tanesi yemeye başlamış bile. Aperitif içerek kağıt oynayan dört kişi de var. Ötekiler masalarının hazırlanmasını beklerken ayakta oyunu seyrediyorlar. İri yarı gür sakallı adam borsa simsarıdır. Ötekisi kraliyet donanması için hizmette bulunacak kişileri seçen emekli müfettişlerden biri. Yirmilik delikanlılar gibi giyini içerler. Pazarları lahana turşusu tercih ederler geç gelenler yemeğe başlamış olanları sorguya çeker. Yine her zamanki gibi lahana turşusu mu? Oturup rahat bir nefes alırlar. Mariette küçüğüm bir lahana turşusu ve bira köpüksüz olsun. Mariette gürbüz bir kızdır. Dipteki masalardan birine oturduğum sırada Mariette'nin vermut götürdüğü kırmızı yüzlü ihtiyarlardan biri çatlayacakmış gibi öksürmeye başlıyor. Öksürürken biraz daha koysana canım diyor. Bu kez kızma sırası doldurma işini henüz bitirmemiş olan Mariette'de. Bırakın da koyayım. Size bir şey diyen oldu mu? Buluttan nem mi kapıyorsunuz? Ötekiler gülmeye başlıyor. Ağzının payını aldın mı? Oturmaya hazırlanan borsa simsarı Mariette'nin omuzlarından tutunuyor. Bugün pazar. Sevgilinle sinemaya gitmiyor musun? Ah tabii. Bugün Antoniyet'te izinde. Gün boyu buradayım. Borsa simsarı sinek kaydı tıraş olmuş, kasvetli bir ihtiyarın karşısına oturuyor. İhtiyar elini kolunu sallayarak hemen bir hikaye anlatmaya koyuluyor. Ama borsa simsarı dinlemiyor onu. Yüzünü ekşitip sakalını çekiştiriyor. Birbirlerini hiç dinlemezler zaten. Yanımda oturanları tanıyorum. Bu civarda yaşayan küçük tüccarlar. Pazar günü hizmetçileri izinlidir. O yüzden buraya gelirler. Hep aynı masada otururlar. Adam az pişmiş, güzel bir dana pirzolası yer. Eti burnunun dibine getirip inceler. Kokladığı da olur. Karısı ağır ağır yer. 40 yaşlarında, iri yarı, sarışın bir kadındır. Kırmızı yanakları, ayva tüyleriyle kaplıdır. Saten bluzunun içinden güzel, diri göğüsleri belli olur. Her yemekte bir şişe Bordox şarabını silip süpürür erkeklerden aşağı kalmaz. Eugene Grandey'i okuyacağım. Hoşuma gittiğinden değil, iş olsun diye. Rastgele bir sayfa açıyorum. Aynayla kız. Anayla kız, Eugene'in alevlenmeye başlayan sevdası hakkında konuşuyor. Eugene annesinin elini öperken, "Anneciğim, ne iyi kalplisin'' dedi. Bu sözler annenin bitmez tükenmez acılarla yıpranmış yüzünü aydınlattı. Onu beğenmiyor musun? diye sordu Egein. Madame Grande yanıt vereceğine gülümsemekle yetindi. Biraz durduktan sonra alçak sesle, ''Yoksa ona şimdiden aşık mısın? Doğru olamaz bu.'' dedi. ''Doğru olamaz mı? Niçin? Senin de, ne no onun da hoşuna gidiyor. Niçin benim hoşuma gitmesin?'' Hadi anneciğim neredeyse gelecek. Masayı hazırlayalım. İşini elinden bıraktı. Annesi de işini elinden bırakırken delisin sen dedi. Ama kızının deliliğine katılarak onu haklı çıkarma koşuna gitti. Evgen, Nanona seslendi. Ne var yine ne istiyorsunuz küçük hanım? Öyle için krema var mı Nanon? Öyle için mi? Evet var. Dedi hizmetçi. Öyleyse okkalı bir kahve yap ona. Medeskasin söylemişti. Paris'te kahveyi çok okkalı yaparlarmış. Fazla koyarsın. Kahve nereden bulayım? Satın al. Ya beyefendi beni görürse? O tarlada. Yanımdakiler geldiğimden beri suskunlardı. Ama adamın sesi okumamı bölüverdi. Neşeli ve esrarengiz bir tavırla karısına ''Gördün mü ha?'' diyor. Kadın irkilerek kocasına bakıyor. Bir düşten uyanıyor sanki. Adam yiyip içiyor. Sonra yine şeytani bir tavır takınarak ha ha diyor. Bir sessizlik. Kadın yeniden düşlere dalıyor. Birden ürperiyor ve soruyor. Ne dedin? Suzanne dün... Kadın ha evet diyor. Viktor'u görmeye gitmişti. Ben sana ne demiştim? kadın sabırsızlanmış gibi tabağını kenara itiyor. İyi değilmiş. Tabağının kenarları çiğneyip çıkardığı kül rengi et topaklarıyla dolu. Adam aklındaki düşünceye devam ediyor. Şu kadıncağız yok mu? Susuyor. Yüzünde belirsiz bir gülüş var. Tam karşımızda. İhtiyar borsa simsarı soluyarak Mariette'nin kolunu okşuyor. Bir an sonra Geçen gün söylemiştim sana. Ne söylemiştin? Victor'u görmeye gidecek demiştim. Sonra ürkmüş gibi bakarak soruyor. Beğenmedin mi yemeği? İyi değil. Adam ciddiyetle doğrusu eskisi gibi değil. Hekart zamanında başkaydı burası. Hekart nerede şimdi biliyor musun? Dometri'de değil mi? Ah evet öyle. Kim söyledi sana? Sen söyledin pazar günü. Kadın kağıt masa örtüsünün üzerine düşmüş bir parça ekmek için alıp yiyor. Sonra ellerini masanın kenarında gezdirerek kağıdı düzeltmeye çalışıyor. Biliyor musun? Düşüncen doğru değil. Suzanne daha çok... Belli olmaz yavrucuğum belli olmaz diyor adam. Dalgın dalgın. mariyette göz göze gelmeye çalışıyor. Ona el ediyor. Hava sıcak. Mariette dostane bir tavırla masanın kenarına dayanıyor. Evet, çok sıcak," diyor kadın. Neredeyse bayılacağım. Et de iyi değil. Patronuna söyleyeceğim bunu. Eskiden başkaydı. Marietteciğim, pencereyi biraz açın bari." Adam yine neşeleniyor. Baksana gözlerini görmedin mi? Ne zaman canım?" Adam sabırsızlanarak karısının taklidini yapıyor. Ne zaman canım? Hep böylesin zaten. Ne zaman olacak? Çıkmaz ayın son çarşambası. Ha, dün demek istiyorsun. Adam gülüyor, uzaklara bakıyor. Hızla bir şeyler söylüyor. Kaptırmış kendini. Kabahat işleyen kedilerin gözlerini andırıyor. Adam o kadar hoşnut ki sanki söylemek istediği şeyi unutuyor. Art niyet gütmeksizin bu kez kadın neşeleniyor. Ah sen yok musun sen? Adamın omzuna usul vuruyor. Ah seni seni. Adam kendinden daha emin tekrarlıyor. Kabahat işleyen kedilerin gözlerini andırıyor. Ama kadın gülmüyor artık. Yok canım. Şaka bir yana saygı değer bir kız o. Adam eğilip kadının kulağına uzun bir hikaye fısıldıyor. Kadın ağzını açıp bakıyor bir an. Yüzü hem gergin hem gülümser gibi. Neredeyse koyu verecek kendini. Sonra ansızın geriye kaykılıp kocasının ellerini tırmalamaya başlıyor. Doğru değil bu, doğru değil. Adam makul ve ciddi bir sesle, doğru olmasa ne diye böyle şeyler söylensin yavrucuğum? Hayır hayır. Ama böyle söylendi bak şimdi. Kadın gülmeye başlıyor. Gülüyorum çünkü iyi düşünüyorum. Evet. Adam da gülüyor. Kadın ciddi ve pes bir sesle yeniden söz alıyor. Demek salı günü farkına varmış bunun. Hayır perşembe. Olmaz. Salı günüdür. Nedenini biliyorsun. Eliyle havada elipse benzer bir şekil çiziyor. Uzun bir sessizlik. Adam ekmek içlerini yemeğin sosuna batırıyor. Mariyette tabakları değiştirip tart getiriyor onlara. Birazdan ben de bir tart alacağım. Kadın yarı düş halinde dudaklarının ucunda beliren utanç ve kibirli bir gülüşle söze birden başlıyor ve ağır ağır konuşuyor. Yok canım, biliyorsun sen. Kadının sesindeki şehvet adamı harekete geçiriyor. Tombul eliyle karısının ensesini okşamaya başlıyor. Kadını gülümseyerek, Charles yapma sevgilim, huylanıyorum diye fısıldıyor dolu ağzıyla. Elindeki kitabı okumaya çalışıyor. Kahve nereden bulayım? Satın al. Ya beyefendi beni görürse? Kadının söylediklerini duyuyorum hala. Marta'yı güldüreceğim, onu anlatacağım tartı yedikten sonra sesleri kesildi. Mariette erik getirdi onlara. Kadın meşgul, ağzındaki çekirdekleri kaşığına kibarca çıkartıyor. Gözlerini tavana çevirmiş olan kocası eliyle masanın üzerinde tempo tutuyor. Susmak onların doğal hali sanki. Konuşmakta ara sıra geçirdikleri bir nöbet. Kahve nereden bulayım? Satın al. Kitabı kapatıyorum. Dolaşmaya çıkacağım. Vazilizden çıktığımda saat üçe geliyordu. Öğle üstünü hantalaşmış gövdemde estediyorum. Bu benim değil. Yüz bin baville sakininin birlikte yaşayacakları bir öğle üstüydü. Pazarları uzun ve zengin bir öğle yemeği yedikten sonra bu saatte sofadan kalkıyorlardı. Onlar için bir şey sona ermişti. Pazar günü. Uçarı gençliğini kaybetmişti biraz. Pilici ve tartı sindirmek, dışarı çıkmak için giyinmek gerekiyordu. Dorado sinemasının zili açık havada çalınıyor. Güpe gündüz duyulan bu zil pazar gününü özgü olağan gürültülerdendi. Yeşil duvar boyunca yüzden fazla insan kuyruk olmuş, tatlı karanlığın, gevşemenin ve coşkunun saatini, beyaz perdenin, suyun altında bir çakıl taşı gibi parıldayacağı, kendileri için düşler kurmaya, konuşmaya başlayacağı saati bekliyordu tutkuyla. Boş bir istek bu, ne yapsalarda içlerinde bir şey kasılıp kalacak çünkü. Pazar günleri mahvolacak diye korkuyorlar. Birazdan her pazar olduğu gibi hayal kırıklığına uğrayacaklar. Berbat bir film izleyecekler. Yanlarında oturan kişi piposunu içip yere tükürecek ya da Lucien kabalık edip duracak. Bir tek tatlı söz söylemeyecek ya da bir pazar günü sinemaya gittiler diye bel ağrısı tutacak. Birazdan her pazar olduğu gibi karanlık sinema salonunda ufacık, boğuk öfkeler büyüyüp duracak. Sessiz Preston sokağından geçiyorum. Güneş bulutları dağıtmıştı. Ortalık günlük güneş çıktı. La Vagon adlı villadan bir aile çıktı. Kızları kaldırımın üzerinde eldivenlerini ilikliyordu. Otuz yaşlarında olmalıydı. Merdivenin ilk basamağında duran anne Derin derin soluyarak güvenle önüne bakıyordu. Babanın geniş sırtından başka bir şey görmüyordum. Eğilmiş kapıyı kilitliyordu. Onlar dönünceye kadar ev bomboş ve karanlık kalacak. Daha önce terk edilmiş ve kilitlenmiş komşu evlerdeki mobilyalar ve döşemeler usul usul çatırdıyor. Çıkmadan önce yemek odasının şöminesindeki ateşi söndürmüşlerdi. Baba kadınların yanına geldi. Üçü birden tek söz söylemeden yola koyuldular. Nereye gidiyorlardı acaba? Pazar günü mezarlığa ya da akrabalara gidilir. Yapılacak hiçbir iş yoksa JT'ye gezintiye çıkılır. Benim yapacak işim yoktu. JT, Promedana'ya çıkan Bresten sokağı boyunca yürüdüm. Gökyüzü soluk maviydi. Ötede beride duman görüyordum. Sürüklenip giden bir bulut ara sıra güneşin önünden geçip gidiyordu. Jete Promenade boyunca uzayan beyaz çimento parmaklığı ta uzaktan seçebiliyordum. Parmaklıkların aralıklarından deniz parlıyordu. Deminki aile sağa, kota verte çıkan Amonier, Hilaire sokağına saptı. Ağır ağır yürüdüklerini gördüm. Asfalt ışıltısının üzerinde üç kara andırıyorlardı. Sola dönüp deniz kıyısından dolaşan kalabalığa katıldım. Kalabalık sabahkinden daha karışıktı. Bütün bu insanlar öğle yemeğinden önce fevkalade gururlandıkları o güzelim toplumsal hiyerarşiyi sürdürecek gücü yitirmişlerdi sanki. İş insanları ve memurlar omuz omuza yürüyorlar, hırpani işçilerin kendilerine çarpmalarına ve bu yüzden yer değiştirmek zorunda kalmalarına bile ses çıkarmıyorlardı. Aristokratlar, seçkinler ve meslektaşlar bu miskin kalabalığın içinde eriyip gitmişlerdi. Kalabalığın dışında yalnızca neyin nesi olduğu anlaşılmayan tek tük insanlar var. Uzakta bir ışık birikintisi görüyorum. Alçalan deniz bu. Birkaç kaya parçası. Bu aydınlık yüzeyi delip çıkarıyordu. Dalga kıranı dalgalardan korumak amacıyla dibine dökülmüş ve aralarında durmadan dalga kıranların uğuldadığı yapışık dört köşe taşların yakınında kumun üzerinde balıkçı kayıkları duruyordu. Dış limanın girişinde güneşin arttığı göğe karşı bir tarak dubası heyula gibi gölgesini düşürüyordu. Bu makine her gün gece yarısına dek korkunç gürültüler çıkartıp dünyayı birbirine katar. Ama pazar günü işçiler onu kendi haline bırakır. İçinde sadece nöbetçi kalır. Sesi çıkmaz bu yüzden. Güneş bir kadeh beyaz şarap gibi aydınlık ve donuktu ışığı insan gövdelerini zar zor aydınlatıyordu. Onlar gölge ve derinlik vermiyordu. Cevherler ve eller soğuk altın rengi gibi lekeler gibiydi. Bütün bu pardesülü adamlar sanki yerden bir karış yukarıda sallanıp duruyorlardı. Ara sıra rüzgar, su gibi titrek gölgeler seriyordu üzerimize. Çehreler bir an sönüyor, tebeşir beyazına dönüyordu. Pazardı bugün parmaklıklı sayfi evleri arasında sıkışan kalabalık, Grand Hotel de la Compagnie Transatlantik'in koca binasının ardında dağılıp gitmek üzere küme küme ilerliyordu. Ne çok çocuk var. Arabaların içinde, kucakta, anne babalarının yanında ya da önünde, ikişer üçer ukalaca yürüyen çocuklar. Bütün bu yüzleri bir pazar sabahının tazeliği içinde, birkaç saat önce neredeyse zaferleriyle övünür halde görmüştüm. Oysa şimdi güneşe belenmiş vaziyette durgunluk, gevşeklik ve bir çeşit inançlıktan başka bir şey ifade etmiyorlardı. Neredeyse hareketsiz. Hala selamlaşmalar var ama sabahın verdiği abartılı ve gergin neşeden yoksun selamlaşmalar bunlar. Hepsi biraz geriye kaykılmış. Bakışlar uzaklarda. Mantolarını şişirerek iten rüzgara bırakmışlar kendilerini. Ara sıra hemen kesilen kısa bir gülüş, bir annenin bağırışı duyuluyordu. Jenat, Jenat gelir misin buraya? Sonra sessizlik. Sarı tütünün hafif kokusu. Satış temsilcileri içer bunu. Salam bu Ayşe. Yani pazar günü sigaraları. Daha çok gevşemiş bazı yüzlerde biraz hüzün görür gibi oluyorum. Hayır hüzünlü değildiler. Neşeli de değildi. Dinleniyorlardı sadece. Fal taşı gibi açılmış sabit gözleri, denizi ve gökyüzünü yansıtmaktan başka bir şey yapmıyordu. Birazdan evlerine dönecekler, yemek odasındaki masada ailece bir fincan çay içecekler. Şu an olabildiğince az çaba sarf ederek yaşamak, davranışlarında, sözlerinde, düşüncelerinde tutumlu davranmak istiyorlardı. Yüzlerindeki çizgileri, göz kenarlarındaki karışıklıkları, Haftalık çalışmanın verdiği şiddetli yorgunluğu ortadan kaldırmak için bir tek gün vardı ellerinde. Tek bir gün. Dakikaların ellerinden kayıp gittiğini hissediyorlardı. Pazartesi sabahı 9'da evden çıkmak için gerekli gücü toplayacak zamanı bulacaklar mı acaba? Deniz havası canlandırıyordu onları. Derin derin solumaları da bu yüzden. Uyuyan insanlar gibi düzenli ve derin soluk alıp vermeleri dışında canlılıklarını kanıtlayacak bir şey de yoktu. Parmaklarımın ucuna basarak yürüyordum. Dinlenip duran şu acıklı insanlar arasında kas katı ve taptaze gövdemi ne yapacağımı bilemiyordum. Deniz arduaz rengine bürünmüştü. Ağır ağır yükseliyordu. Gece epey yükselmiş olacak. J.T. Promeneda, bu gece Victor Noir bulvarından daha hızsız olacak. İleride sol tarafta, kanalın üzerinde kırmızı bir ışık görülecek. Güneş denize doğru ağır ağır alçalıyordu. Alçalırken Norman tipi bir köşkün camını aydınlatıyordu. Gözleri kamaşan bir kadın elini tembel tembel gözlerine götürüp başını salladı. Kesik bir gülüşle Gaston gözlerimi kamaştırıyor bu," dedi. Kocası tatlı tatlı ışık saçıyor. Kocası tatlı tatlı ışık saçıyor. Isıtmıyor ama izlemesi zevk veriyor insana," diye yanıtladı onu. Kadın denize bakarak sözüne devam etti. Buradan görünmüyor sanırım. Görünmez şimdi. Güneş engel oluyor. Güney ucu tarak dubası ile dış liman rıhtım arasında görülebilen Çelibot adasından söz ediyorlardı herhalde. Işık yumuşadı. Bu değişken saatte bir şey geceyi haber veriyordu. Pazar günü şimdiden geçmişe karışmıştı. Villalar ve gri parmaklık yakın geçmişte kalmış anılara benziyordu. İnsanların yüzlerindeki aylak ifade teker teker kayboluyordu. Bazıları neredeyse hassaslaşmıştı bile. Hamile bir kadın kaba görünümlü bir delikanlıya yaslanmıştı. Bak bak orada işte diyordu. Ne? Bak bak martılar orada işte. Delikanlı omuz sikti. Mart falan yoktu orada. Gökyüzü neredeyse tamamen arınmıştı. Ufuk çizgisinde biraz pembelik vardı yalnız. Martıların sesini duydum bak dinle bağırışıyorlar. Delikanlı bir şey gıcırdamış olmalı dedi. Bir gaz lambası yandı. Sanırım lambacı geçmiş olmalı. Çocuklar onu gözler çünkü. Onlara eve dönüş işareti verir. Gerçi güneşin son yansımalarından biriydi bu. Gökyüzü hala aydınlıktı. Ama yeryüzü alaca karanlığa gömülmüştü. Kalabalık dağılmaya başladı. Denizin iç içe çekişmeleri iyice duyuluyordu. İki eliyle parmaklığa abanmış bir genç kadın, dudak boyasının karasıyla çizgilenmiş mavi yüzünü gökyüzüne çevirdi. Bir an insanları sevecek miyim yoksa diye düşündüm. Ama ne de olsa bu onların pazarıydı, benim değil. İlk yanan ışık, selibote feneriydi. Bir oğlan çocuğu yanımda durup kendinden geçmişçesine ''Aa, fenere bak!'' dedi. İşte o zaman yüreğimin yüce bir serüven duygusuyla kabardığını hissettim. Sola dönüp, Volier sokağından geçerek küçük Prado'ya geliyorum. Vitrinlerin demir kepenkleri indirildi. Torna biri de sokağı aydınlık fakat ıssız. Kısa süren sabahki şatafatını kaybetmiş. Bu saatte onu öteki sokaklardan ayıran bir şey yok. Sert bir rüzgar esmeye başladı. Tenekeden yapılmış piskopos şapkasının gıcırdadığını duyuyorum. Yalnızım. İnsanların çoğu evlerine gitti. Radyo dinleyerek akşam gazetelerini okuyorlar. Pazar günü ağızlarında bir kül tadı bırakarak sona eriyor ve şimdiden pazartesi düşünüyorlar. Ama benim için ne pazartesi ne de pazar var. Benim payıma düşen düzensiz bir biçimde geçip giden günler ve bunun gibi bir anda ortaya çıkıveren parıltılar. Hiçbir şey değişmedi. Fakat yine de her şey başka bir biçimde var olup gidiyor. Anlatamıyorum. Bulantıya benziyor. Ama aynı zamanda tam tersi. Sonunda başımdan bir serüven geçiyor. Kendimi sorgulamaya çekince bunun kendim olmaklığım ve burada bulunmaklığım olduğunu görüyorum. Geceyi yarıp geçen benim. Bir roman kahramanı gibi mutluyum. Bir şey olacak. Bahsede villa sokağının karanlığında beni bekleyen bir şey var. Hayatım orada. Bu sessiz sokağın köşesinde başlayacak. Bir alın yazısını gerçekleştirircesine yürüdüğümü görüyorum. Sokağın köşesinde beyaz bir kilometre taşını andıran bir cisim var. Uzaktan kapkara görünüyor. Her adım atışım da biraz daha ağrıyor. Yavaş yavaş aydınlanan bu cisim olağanüstü bir etki bırakıyor bende. Büsbütün aydınlık ve beyaz olduğunda yanında duracağım onun. O zaman serüven başlayacak. Karanlığın içinden beliren şu beyaz fener öyle yakınımda ki şimdi korkuyorum bir ara geri dönmeyi düşünüyorum. Ama bu büyüyü bozmak imkansız. İlerliyor, elimi uzatıyor ve taşı tutuyorum. İşte Basta Deville sokağı ve devasa kitlesi karanlığın içinde büzüşmüş. Camları parıldayan, sen sesil kilisesi, teneke şapka gıcır diyor. Dünya mı çekip küçüldü yoksa sesler ve şekiller arasında böylesine güçlü bir birlik kuran ben miyim bilemiyorum. Çevremdeki nesnelerin olduklarından başka bir şey olduklarını bile kavrayamıyorum. Bir an duruyorum, bekliyorum. Kalbim çarpıyor. Issız meydana göz atıyorum. Bir şey yok. Sert bir rüzgar esmeye başladı. Aldanmışım. Basta Deville sokağı, bir durak sadece. Beni bekleyen şey Dukaton sokağının bitiminde. Yeniden yürümeye koyulmak için acele etmiyorum mutluluğumun duruğuna erişmiş gibiyim. Marsilya'da, Şangay'da, Meknes'te böyle bir tatmin yaşamak için neler yapmamıştım? Bugün başka bir şey ummuyorum. Bomboş bir pazar gününün sonunda eve dönüyorum. İşte o orada. Yeniden yürümeye koyulmak için acele etmiyorum. Mutluluğumun doruğuna erişmiş gibiyim. Yeniden yürüyorum. Rüzgar bir vapur düdüğünün çığlığını getiriyor yapayalnızım ama bir kente inen ordu gibi yürüyorum. Tam şu anda denizin üzerinde müzikle çalkalanan gemiler var. Avrupa'nın bütün kentlerinde ışıklar yanıyor. Berlin sokaklarında komünistler, naziler çarpışıyorlar. İşsizler New York kaldırımlarını arşınlayıp duruyorlar. Sıcak odalarda masaj masalarının karşısına geçmiş kadınlar kirpiklerini boyuyorlar. Ve ben burada bu ıssız sokaktayım. Neo Köln'deki bir pencereden sıkılan her kurşun, taşınan yaralıların her hıçkırığı, süslenen kadınların kusursuz ve zarif her el hareketi, her adımıma, kalbimin her atışına yanıt veriyor. Gilet pazajının önünde. Ne yapacağımı bilemiyorum. Pazajın sonunda beklemiyorlar mı beni? Ama sonra biri de sokağının sonunda. Dukaton meydanında ortaya çıkmak için beni bekleyen bir şey var. İçim sıkıntı doldu. En ufak hareketim bile beni rehin alıyor. Benden ne istendiğini kestiremiyorum. Yine de seçmem gerek. Giret pasajını gözden çıkarıyorum. Orada benim için ne saklanmış olduğunu hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Dukaton meydanı bomboş. Aldandım mı yoksa? Böyle bir duruma boyun eğemem. Gerçekten hiçbir şey olmayacak mı? Kafe Mabel'in ışıklarına yaklaşıyorum. Şaşkınım. İçeri girip girmeyeceğimi bilmiyorum. Buğulanmış kocaman camlardan içeriye bakıyorum. Kafe ağzına kadar dolu. Islak elbiselerden tüten buhar ve içilen sigaralar yüzünden hava mavileşmiş. Kasiyer kadın yerinde. İyi tanırım onu. Benim gibi kızıl saçlı. Mide hastalığından muzdarip Gövdelerinden koparıldıklarında kim zaman çıkan menekşe kokusunu andıran hüzünlü bir gülüşle orada. Etekliğinin altında ağır ağır çürüyor. Tebeden tırnağa titriyorum. O. Evet beni bekleyen o. Tezgahın arkasında dimdik duruyor. Gülümsüyordu. Bu kafenin içinden bir şey gerilere. Pazar gününe ait dağınık anlara gidip onları birbirine yapıştırıyor. Onlara anlam kazandırıyor. Bütün bu günü burada noktalamak, anlamı şu cama dayalı, nar rengi bir perde üzerinde beliren şu incecik yüzü görmek için yaşadım. Her şey durdu. Hayatım durdu işte. Bu devasa cam, su gibi mavi bu ağır hava, suyun dibindeki şu semiz, beyaz bitki ve ben, hareketsiz, dopdolu bir bütün oluşturuyoruz. Mutluyum. Kendimi yeniden Rodot bulvarında bulduğumda içimde acı bir pişmanlıktan başka bir şey kalmamıştı. Şöyle diyordum. Yeryüzünde serüven duygusu kadar bağlı olduğum başka bir şey yok belki. Ama bu duygu istediği zaman geliyor. Sonra hemen kaçıp gidiyor. Gittiği zaman nasıl bomboş kalıyorum? Yoksa hayatımı yok yere harcadığımı anlatmak için mi bana bu kısa ve alaycı ziyaretlerde bulunuyor. Ardımda kentin içinde geniş ve dümdüz yollarda lambaların soğuk aydınlığında korkunç bir toplumsal olay can çekişiyordu. Pazar gününün bitişiydi bu. Pazartesi. Dün nasıl da şu tumturaklı saçma cümleyi yazabilmişim. Yalnızım ama bir kente inen ordu gibi yürüyorum. Cümleler kurmak zorunda değilim. Belli durumları açığa çıkarmak için yazıyorum ben. Edebiyattan kaçınmalıyım. Sözcükleri aramadan çala kalem yazmak gerek. Aslında beni tiksindiren şey dün gece kendimi pek yüce hissetmiş olmak. 20 yaşındayken kafayı çeker, sonra Dekars gibi bir adam olduğumu ileri sürerdim. Kendimi hamasetle şişirdiğimi çok iyi bilsem de engel olamazdım buna, hoşuma giderdi. Ertesi gün kusmuk dolu bir yatakta uyanmış gibi yüreğim daralırdı. Sarhoşken kusmuşluğum yok ama keşke olsa. Dün akşam sarhoş bile değildim. Bir budala gibi yücelttim kendimi. Su gibi saydan soyut cümlelerle temizlemeliyim benliğimi. Şu serüven duygusu katiyen olaylardan gelmiyor, kanıtlandı. Bu daha ziyade anların ard arda geliş biçimine bağlı. Nasıl olduğunu anlatayım. Ansızın zamanın akıp gittiğini, bir anın ötekine, onun da diğerine götürdüğünü, her anın kaybolup gittiğini, onu durdurmaya kalkmanın boş olduğunu falan hissederiz. O zaman bu özelliği anların içinde ortaya çıkaran olaylara atfederiz. Yani biçime ait olanı öze veririz. Şu durumda sözü edilen zaman akışını pek göremeyiz bir kadın görürüz, ihtiyarlayacağını düşünürüz ama ihtiyarladığını görmeyiz. Ara sıra kadını ihtiyarlarken göreceğimizi düşünür, onunla birlikte yaşlanacağımızı hissederiz. İşte serüven duygusu budur. Yanlış hatırlamıyorsam buna, zamanın geri çevrilmezliği diyorlar. Öyleyse serüven duygusu zamanın geri çevrilmezliğinden başka bir şey olmamalı. Öyleyse bu duyguyu niçin her zaman yaşamıyoruz? Yoksa zamanın yeri çevrilmez olmadığı anlar mı var? Her istediğimizi yapabileceğimizi sandığımız anlar vardır. Önden gidebilir, geri dönebiliriz. Bunların önemi yok. Öte yandan anların sıkıştığı, yeniden başlamamızın olanaksız olduğu ve atışımızın boşa gitmemesi gerektiği başka anlar da vardır. Eni Zamanın verebileceği her şeyi çekip almasını bilirdi. Ben Adan'de o Chibitu'da olduğu sırada 24 saat için kendisini görmeye gittiğimde yanından ayrılmaya 60 dakika kalana dek çeşitli anlaşmazlıklar çıkardı. Saniyelerin bir bir geçişini duymak için 60 dakika elverişli bir süredir. O korkunç akşamlardan birini hatırlıyorum. Gece yarısı yanından ayrılmam gerekiyordu. Bir açık hava sinemasına gitmiştik. Umutsuzluk. O da benim kadar umutsuzdu. Ama oyunu yöneten oyundu. Saat 11'de asıl film başlayınca tek söz etmeden elimi tutup avuçlarında sıktı. İçimi acı bir neşenin kapladığını duydum. Saatime bakmadan 11 olduğunu anladım. O andan sonra dakikaların bir bir aktığını duymaya başladık o gece birbirimizi üç ay görmemek üzere ayrılıyorduk. Bir ara perdeden aydınlık bir imge geçti. Ortalık ağırdı. Başımı çevirince eninin ağladığını gördüm. Sonra tam saat 12'de elimi iyice sıktıktan sonra bıraktı. Ayağa kalktım ve tek bir söz söylemeden yanından ayrıldım. İyi iş çıkarmıştı. Akşam saat 7. Bugün çalıştım. Fena değildi. 6 sayfa yazdım. Hoşuma da gitti. Pavel Petrovic'in dönemiyle ilgili soyut düşünceler üzerinde çalışmak daha da hoşuma gitti. Dünkü cümmüşten sonra bugün akşama kadar uslu durdum. Yüreğime başvurmak gerekmeyecekti. Ama Rus otokrasisinin temellerini bir bir açarken huzurlu hissediyordum. Şu rolebon canımı sıkıyor sadece. Her şeyi sırlarla örtülü. 1804 yılının ağustos ayında Ukrayna'da ne işi vardı? Yolculuğundan üstü kapalı sözcüklerle söz ediyor. Gelecek kuşaklar hiçbir başarının ödüllendirilmeyeceği çabalarının, kabaca bir yana itilmekten ve sessizce katlanılan küçümsemelerden daha fazlasına layık olup olmadığı konusunda yargıya varacaktır. Bunlara katlanırken alaycıları susturacak ve korkutacak kozları elimde bulundurduğumda unutulmamalıdır. Bundan önce bir kere aldanmıştım. O villaya yaptığı ve hakkında gizli kapaklı ukalaca laflar ettiği küçük bir yolculuk hakkındaydı bu. Sözlerini ve hareketlerini irdelemek için tam bir ayımı harcamıştım. Oysa bütün yaptığı yanında çalışan çiftçilerden birinin kızını gebe bırakmak olmuştu. Yoksa Rolebon salt kötü bir oyuncudan mı ibaretti? Şu yalancı ve küçük zübbeye karşı kötü niyet beslemek geliyor içimden. Belki de kin bu. Başkalarına yalan söylemesi hoşuma gitse de beni bundan ayrı tutmasını isterdim. Bütün bu ölülerin üstünden, çarşılardaki yan kesiciler gibi anlaşabileceğimizi ve onun en sonunda bana gerçeği söyleyeceğini ummuştum. Oysa bana hiç ama hiçbir şey söylemiyor. Aldattığı 18. Louis ya da Aleksandr'a söylediğinden fazlasını değil. Rolabon'un esaslı biri olması benim için fazlasıyla önem teşkil ediyor. Besbelli bir hergele. Kim değil ki? Ama büyük bir hergele mi yoksa küçük mü? Yaşıyor olsa elimi sürmek bile istemeyeceğim biri uğruna. Zaman kaybedecek kadar değer biçmem tarih araştırmalarına. Rolebon hakkında ne biliyorum? Onun hayatından daha güzel bir hayat tasarlanamaz. Ama o hayatı gerçekten yaşadı mı? Mektupları bu denli resmi yazılmış olmasaydı, ah bakışının neye benzediğini bilebilseydim. Belki de başını anlamlı bir şekilde yana eğiyordu ya da kurnazca dik tutuyordu. İşaret parmağını burnunun kenarına dayıyordu ya da Bazen iki yaldızlı yalan arasında kısa bir öfkeye kapılıyor ama onu hemen bastırıyordu. Ama bir ölü. Rolebondan geriye kalan sadece strateji kitabı ve erdem üzerine düşünceler. Kendimi bıraksam onu zihnimde iyice canlandırabileceğim. Sayısız kurban yaratan alaycılığının altında basit bir çocuksu adam var. Pek az düşünüyordu ama her zaman Gerekeni yapıyordu. Hergeliliği saf, kendiliğinden ve hesapsız kitapsız bir hergelilikti. Erdeme karşı duyduğu sevgi kadar iştendi. Kendisine yardım edenlere ve dostlarına ihanet ettiği zaman olaylara ağır başlıkla dönüyor ve onlardan ahlaki sonuç çıkartıyordu. Başkalarının üzerinde hakkı olduğunu ve başkalarının da kendisi üzerinde hakkı olduğunu bir an aklından bile geçirmemişti hayatın ona verdiği yetenekleri gerekçesiz ve nedensiz kabul ederdi. Her şeye sıkı sıkıya bağlanır ama kolayca kurtulmasını bilirdi. Ne mektuplarını ne de kitaplarını kendisi kaleme almıştı. Onları para karşılığında yazmanlara yazdırmıştı. Çıkardığım sonuç buysa, Rolebon üzerine bir roman yazmam daha doğru olurdu. Gece saat 11. Akşam yemeğini Rendez Vosdes, Çeminos'ta yedim. Patron kadın oradaydı. Sırf nezaketen onunla yatmak zorunda kaldım. Biraz tiksindiriyor beni. Hem çok beyaz hem de yeni doğmuş bir bebek gibi kokuyor. Tutkularının doruk noktasında başımı göğsünün üzerine bastırıyordu. Güzel bir şey yaptığını sanıyor. Ben çarşafın altından dalgın dalgın cinsel organını okşuyordum. Sonra kolum ağırlaşıp düşüyordu. M.D. Rolebon'u düşünüyordum. Onun hayatıyla ilgili bir roman yazmaktan beni ne alıkoyabilirdi ki? Kolumu kadının gövdesinde aşağı bıraktım. Ve ansızın üzerinde kocaman, kıllı yapraklar sarkan, bodur ağaçlarla dolu küçük bir bahçe gördüm. Karıncalar, kırkayaklar ve güveler cirit atıyordu. Daha korkunç hayvanlar da vardı. Gövdeleri pişmiş güvercinlerin altına konan kızarmış ekmek dilimlerini andırıyordu. Yengeç gibi yan yan yürüyorlardı. Geniş yapraklar hayvanlarla kaplıydı. Hint incirlerinin ve kaktüslerin ardında parkın veladası, kadının cinsel organını işaret ediyordu. Bu bahçe kusmu kokuyor diye haykırdım. Kadın, siz uyandırmak istemezdim ama altımdaki çarşaf katlanmış. ''Ayrıca Paris treninden inen müşterilerle ilgilenmek için gitmem gerekiyor.'' dedi. Büyük Perhiz Arifesi Marse Baris'in kıçına şaplak attım. Üç asker arkadaştık. Birimizin yüzünün orta yerinde bir delik vardı. Marse Baris yanımıza yaklaşıp ''Çok güzel.'' dedi ve hepimize birer küçük menekşe demeti verdi. Kafası delinmiş olan asker, bunu nereye sokacağımı bilemiyorum dedi. Marse Beres askere kafanızdaki deliye sokmanız gerekiyor diye karşılık verdi. Asker ben onu senin kıçına sokacağım dedi. Sonra Marse Beres'i yatırıp pantolonunu çıkardık. Donunun altından kırmızı bir kardinal elbisesi çıktı. Elbiseyi çıkardık. Bares dikkat edin pantolonun paçasında topuğa geçirilen bantlardan var diye bağırdı. Kanatıncaya kadar şaplak attık ona. Sonra da kaba etlerinin üzerine menekşe yapraklarıyla süslenmiş bir derelo depotresi çizdik. Bir süredir sık sık düşlerimi hatırlamaya başladım. Uyurken durmadan sağa sola dönüyor olmalıydım çünkü yorganımı her sabah yerde buluyorum. Bugün büyük perhiz harifesi. Ama bu villede bunun pek bir önemi yok. Bütün kentte kıyafet değiştirip maske takanların sayısı yüzü geçmez. Merdivenden inerken patron kadın seslendi. Bir mektup var size. Bir mektup. Sonuncu mektup geçen Mayıs ayında. Ron kütüphanesi müdüründen gelmişti. Patron kadın beni çalışma odasına götürdü. Uzun, sarı, kalın bir zarf verdi. Eni mektup yazmış. Beş yıldır haber almamıştım ondan. Mektup önce Paris'teki eski adresime gitmiş. Üzerinde bir Şubat tarihi var. Çıkarıyorum mektubu. Parmaklarımın arasında tutuyor, açmaya cesaret edemiyorum. En iyi mektup kağıdını değiştirmiş. Acaba Pisadeli'deki küçük kitapçıdan mı alıyor hala? Saçını da değiştirmediğini, kesmek istemediği gür sarı saçlarını aynı biçimde tarıyor sanırım. Yüzünü kurutmak için aynaların önünde sabırla savaşıyor olmalı. Bunu gösteriş ya da yaşlanmaktan korktuğu için yapmaz. Nasılsa öyle kalmak değişmemek ister o. Beni de en sevdiğim şey, görünümündeki en ufak çizgiye bile gösterdiği o sert ve güçlü bağlılıktı. Mor mürekkeple. Rakibini de değiştirmemiş. Yazılmış adresin katı harfleri hala parıldıyor. Monsieur Anthony Roget'in. Zarfların üstünde adımı okuma koşuma gider sislerin arasından eninin gülüşlerinden birini yakaladım. Gözlerini, yana başını, gözümün önüne getirdim. Oturduğum zaman gelir, önüme dikilir gülümseyerek. Başım belinin hizasında dururdu. Omuzlarımdan tutup gergin kollarıyla sarsardı beni. Zarf ağır. İçinde en az altı sayfa olmalı. Eski oturduğum yerdeki kapıcı kadının kargacık burgacık harfleri şu güzelim yazıyı biraz kapatmış. Printania Oteli Bavulle. Bu küçük harfler parıldamıyor. Zarfı açarken deminki yanılgıdan kurtulmam beni 6 yıl gençleştirdi. Eni zarflarını böyle şişirmek için ne yapıyor bilmiyorum. İçinden hiçbir şey çıkmıyor. Bu cümleyi tıpkı şu anki gibi zarfın içinden Dörde katlanmış bir kağıt parçası çıkarmaya çalışırken 1924 yılı baharında belki yüz kere söylemişimdir. Zarfın astarı müthiş. Koyu yeşil. Üstünde altın rengi yaldızlar var. Kolalanmış. Kalın bir kumaşı andırıyor. Ağırlığın dörtte üçü boğazlardan. En iyi kurşun kalemle şunları yazmış. Birkaç gün sonra Paris'ten geçeceğim. 20 Şubat günü. Espagne Oteli'ne gelip beni gör lütfen. Lütfen'i satırın üzerine ekleyip acayip bir yay çizerek beni göre bitiştirmiş. Seni görmem gerek en iyi. Mekneste ya da Tanka'da gece eve döndüğümde yatağımın üzerinde kim zaman bir not buluyordum. Seni hemen görmek istiyorum. Koşuyordum. Eni kaşları havada, şaşırmış gibi kapıyı açıyordu bana. Söyleyecek bir şey yoktu. Hatta geldiğim için biraz kızıyordu. Gideceğim. Belki görmek istemeyecek beni. Ya da otelin girişinde bu isimde kimse yok otelimizde diyecekler. Ama bunu yapacağını sanmıyorum. Tabii bir hafta sonra düşüncesini değiştirdiğini ve başka zaman görüşeceğimizi yazabilir. Herkes işinin başında. Tatsız, tutsuz bir büyük perhiz arifesi başlıyor. Bu sokağı her yağmur öncesi olduğu gibi ıslak odun kokuyor. Bu acayip günleri sevmem. Sinemalar gündüz gösterimleri yapar. Okullar kapalıdır. Havada dikkat ettiğinizde hemen kaybolan ama insanları etkileyip duran belirsiz bir bayram havası vardır. En iyi görmeye gideceğim. Tabii ama bunun beni neşelendirdiğini söyleyemem. Mektubunu aldığımdan beri içime bir tembellik çöktü. İyi ki saat 12. Aç değilim fakat vakit geçirmek için yemek yiyeceğim. Horlager sokağında Ches Camille'ye gidiyorum. Sessiz bir yer burası. Bütün gece lahana turşusuyla güveç bulabilirsiniz. Tiyatrodan çıkanlar buraya uğrarlar. Kente gece varan, karnı acıkmış yolculara polisler burayı tavsiye eder. Sekiz mermer vasası var. Deri kaplama bir bank duvar boyunca uzanıyor. Pas rengi lekelerle bezeli iki ayna. Kapıda ve iki pencerede buzlu camlar. Tezgah bir oyuğun içinde. Kenarda da bir salon var ama burası çiftler için. Oraya girmedim hiç. Bana jambonlu bir omlet verin. Masalara bakan kırmızı yanaklı iri yarı kız bir erkekle konuşurken gülmeden edemez. Sanırım vermeyeceğim. Patatesli bir omlet ister misiniz? Dolap kilitli. Jambonu çıkaramam. Sadece patron keser onu. Bir güveç ısmarlıyorum. Patronun adı Kamile. Kabadayı bir adam. Garson kız uzaklaşıyor. Şu eski ve loş yerde yapayalnızım. Cüzdanımda yeniden gelen bir mektup var. Yapay bir utanç mektubu yeniden okumaktan alıkoyuyor beni. Cümleleri bir bir hatırlamaya çalışıyorum. Sevgili Antonim. Gülümsüyorum. Eninin sevgili Antonim yazmadığı besbelli. 6 yıl önceydi. Anlaşarak ayrılmıştık birbirimizden. Tokyo'ya gitmeye karar vermiştim. Ona bir şeyler yazmıştım. Sevgilim benim diye başlayamıyordum artık. Büsbütün masumiyetimle sevgili enim diye başlamıştım. Eni, senin dengesizliğine hayran kalıyorum diye yanıt vermişti bana. Ben senin sevgili enin değilim ve hiçbir zaman da olmadım. Senin de benim sevgili Antoniyim olmadığına inanmanı isterim. Bana nasıl hitap edeceğini bilmiyorsan etmesen daha iyi. Mektubu cüzdanımdan çıkarıyorum. Sevgili Antonim yazmamış. Mektubun sonunda nazik sözler de etmemiş. Seni görmem gerek eni. Duygularını sezinlememi sağlayacak bir bulgu yok. Bundan yakınacak da değilim. Kusursuzluğa olan sevgisini görüyorum bu mektupta. Eni kusursuz anlar gerçekleştirmek isterdi hep durum elverişli değilse hiçbir şeyden tat almaz olur. Gözleri ölü gibi bakar. Ergenlik çağında koca bir kız gibi tembel tembel dolaşırdı. Ya da benimle kavga etmek isterdi. Bir burjuva gibi ciddiyetle sümkürüyor. Menilini haz alarak öksürüyorsun derdi. Yanıt vermemek, beklemek gerekiyordu. Birden farkında olmadan yaptığım bir hareket, bir işaret gibi ürpertiyordu onu. Yüzündeki gevşemiş, güzel çizgileri sertleştiriyor ve iğneyle kuyu kazmayı andıran işine başlıyordu. Büyüleyici ve dayanılmaz bir sihirbazdı sanki. Dört bir yanına bakarak şarkılar mırıldanır, gülümseyerek ayağa kalkar, beni omuzlarımdan tutup sarsmaya gelir ve birkaç dakika boyunca çevresindeki nesnelere emirler verir gibi yapardı. Benden ne beklediğini hızlıca ve alçak bir sesle açıklardı. Dinle beni. Biraz çaba göstereceksin değil mi? Geçen seferki budalalığını unutma. Bu anın ne kadar güzel olabileceğini görmüyor musun? Gökyüzüne bak, halının üzerindeki güneş ışınlarının rengine bak. Yeşil elbisem üstümde, makyaj da yapmadım, yüzüm soluk. Geriye gidip karanlığın içinde otur. Ne yapman gerektiğini anlıyorsun değil mi? Hadi başla. Ne ahmaksın. Bir şeyler söylesene bana. Bu teşebbüsün başarıya ulaşmasının bana bağlı olduğunu hissediyordum. O anın karanlık bir anlamı vardı. Onu düzeltmek, huzursuzlaştırmak gerekiyordu. Belli hareketler yapmalı, belli sözler söylenmeliydi. Sorumluluğumun yükü altında eziliyor, gözlerimi fal taşı gibi açıyor fakat bir şey göremiyordum. Eninin o an için yarattığı törenlerin arasında debelenip duruyor ve onları kaba ellerimle birer örümcek ağıymış gibi bozuyordum. O zamanlar Eni benden nefret ediyordu. Onu görmeye gideceğim tabii ki. Eni'yi hala beğeniyor ve derinden seviyordum. Kusursuz anlar yaratma oyununda bir başkası daha becerikli ve daha şanslı olabilmiştir umarım. Şu lanet saçların her şeyi bozuyor derdi. Kızıl saçlı bir adam ne işe yarar zaten? gülümserdi. Önce gözlerini sonra da incecik gövdesini unuttum. Gülüşünü elimden geldiği kadar uzun bir süre aklımda tuttum. Sonra üç yıl önce onu da kaybettim. Biraz önce patron kadının verdiği mektubu alırken bu gülüş birdenbire geldi. En iyi gülümserken gördüğümü sandım. Bunu yeniden hatırlamaya çalışıyorum. Eninin bende uyandırdığı şefkati yeniden hissetmem gerek. Bu şefkat orada. Yakınımda duruyor. Sadece ortaya çıkmak istiyor. Ama gülüş geri gelmiyor. Sonra erdi. Bomboş ve kupkuru kalıyorum. Soğuktan titreyen bir adam içeri giriyor. Hanımlar, beyler, merhaba. Yeşilimsi pardesüsünü çıkarmadan oturuyor. Parmaklarını kenetleyip ince, uzun ellerini ovuşturuyor. Ne istersiniz? İlk gidiyor. Gözleri endişeli. Ne mi? Bir... Bir bira alayım suyla. Garson kız kıpırdamadı. Aynadan bakınca uyuyor gibi görünüyor. Gözleri açık aslında ama bunlar göz değil, sadece birer yarık. Hep öyledir. Müşterilere hizmet ederken ağırdan alır. Siparişleri uzun uzun düşünüp düşüncelere dalar. Tezgahın üzerinden alacağı şişeyi, üzerinde kırmızı harfler bulunan beyaz etiketi, bardağa koyacağı yapışkan, kara sıvıyı düşünüyor olmalı. Sanki kendisi içecekmiş gibi. Eninin mektubunu yine cüzdanıma koyuyorum. Verebileceği her şeyi verdi bana. Mektuptan yola çıkarak, onu eline alıp, katlayarak zarfın içine koyan kadına varamam. Geçmişte kalan birini düşünmek gerçekten mümkün müdür? Birbirimizi sevdiğimiz sürece en önemsiz anların, en hafif acıların bile bizden kopup geride kalmasına göz yummamıştık. Sesleri, kokuları, gün ışığının nüanslarını, hatta birbirimize açıklamadığımız düşünceleri bile alıp götürmüştük. Böylece canlılıklarını yitirmediler. Bugün dahi bize acı ya da sevinç veriyorlar. Bir anı değil, söndürülemez ve yakıcı bir aşk. Geriye çekinmek, gölgeye ya da kuytuya sığmak imkansız. Üç yıl tek bir an gibi duruyor. Eniyle ile bu yüzden ayrılmıştık. Bu ağır yükü kaldıramıyorduk. Ve Eni beni ansızın bıraktığında üç yıl tek darbeyle geçmişe gömüldü. Acı bile çekmemiştim. İçim boşalmış gibiydi. Sonra zaman yeniden akmaya başladı ve boşluk genişledi. En sonunda Saigon'da Fransa'ya dönmeye kararlaştırdığım sırada geçmişten kalan her şey birden silindi. Geçmişim uçsuz bucaksız bir delikten başka şey değil artık. Şimdi de tezgahın yanında düşlere dalan şu siyah korsajlı garson kızla şu ufak tefek adamcağızdan ibaret. Hayatımla ilgili bildiğim her şeyi kitaplardan öğrendim gibi geliyor. Brenas sarayları, cüzamlı kral Teresa, Java tapınakları ve kırık dökük koca merdivenleri bir an için gözlerime yansımış ama oldukları yerde kalmışlardı. Rantania Oteli'nin önünden geçen tramvay, geceleri camlarına vuran neon ışıklı yazıyı alıp götürmüyor. Bir an aydınlanıyor ve sonra karanlık pencelerde uzaklaşıp gidiyor. Şu adam gözünü benden ayırmıyor. Canımı sıkmaya başladı. Kendini önemli hissettirmek istediği belli. Garson kız istediklerini getirmeye karar verdi sonunda. Eri esmer kolunu tembelce kaldırıp şişeyi tutuyor ve bir bardakla birlikte getiriyor. Bir bardakla birlikte getiriyor. Buyurun Mösyö. Adım Arşil diyor nazikçe. Kız yanıt vermeden bardağı dolduruyor. Adam birden parmağını burnundan çekip iki elini de masaya dayıyor. Başını arkaya atıyor. Gözleri parıldıyor. Soğuk bir sesle ''Zavallı kız'' diyor. Kız şaşırıyor. Ben de şaşırıyorum. Adamın yüzünde anlatılmaz bir ifade var. Sanki bir başkası konuşuyormuş da şaşırmış gibi. Üçümüz de tedirginiz. Hayal gücünden yoksun olduğu için ilk olarak kız kendini toparlıyor. Mösyarşili küçümseyerek süzüyor. Adamı tek eliyle olduğu yerden alıp dışarı atabileceğini biliyor. Niçin zavallı kızmışım ben? Adam duraksıyor, kıza bakıyor, çekiniyor gibi ama sonra gülüyor. Yüzünde binlerce kırışık beliriyor. Bileklerini oynatarak belirsiz bir jest yapıyor. Kızdı. Ne var bunda sanki? Lafın gelişi böyle denir. Kötü bir niyet yok. Kız sırtını dönüp tezgahın arkasına gidiyor. Epey alındığı belli. Adam hala gülüyor. <laughs> Ağzımdan kaçtı canım. Kızdın mı? Kızmış diyor bana söyler gibi. Başımı öte yana çeviriyorum. Kadehini kaldırıyor ama içmeye niyeti yok. Bir şey hatırlamak ister gibi. Çekingen ve şaşkın halde gözlerini kırpıştırıyor. Kız tezgahın arkasına oturup eline bir iş aldı. Ortalık sessizleşiyor. Ama bu biraz önceki sessizlik gibi değil. İşte yağmur başladı buzlu camları hafifçe vuruyor. Sokakta hala kılık değiştirmiş çocuklar varsa karton maskeleri hamur gibi olacak. Renkleri birbirine karışacak. Kız lambaları yaktı. Saat henüz iki ama gökyüzü tamamen karardığı için elindeki işi göremiyor. Tatlı ışık. İnsanlar evlerindedir şimdi. Onlar da ışıklarını yakmışlardır şüphesiz. Bir şeyler okur ara sıra pencereden gökyüzüne bakarlar. Onlar için durum aynı değil. Onlar başka türlü yaşlanmışlardır. Aile mirası eşyaların, armağanların arasında yaşayıp giderler. Mobilyaların her biri birer anıdır. Asma saatler, madalyalar, portreler, deniz kabukları, kağıt tutacakları, paravanlar, şallar. Dolaplar şişelerle, kumaşlarla, kılı pırtıyla, gazetelerle doludur. Her şeyi saklamışlardır. Geçmiş mal sahibinin lüksüdür. Ben geçmişimi nerede saklayacağım? Geçmişimizi cebimizde saklayamayız. Onu koyacak bir evimiz olmalı. Benim gövdemden başka bir şey yok. Yapayalnız bir adam. Salt gövdesiyle anıları saklamaktan keyif alamaz. Anılar üzerinden geçip gider. Anılar üzerinden geçip gider onun. Ama yakınmamalıyım. Sadece özgür olmayı seçmiştim ben. Ufak tefek adam kıpırdanıyor, içini çekiyor. Paltosuna iyice sarılmış ama ara sıra şöyle bir doğruluyor, mağrur bir tavır takınıyor. Onun da geçmişi yok. İyice araştırılırsa artık kendisini görmeye gelmeyen kuzenlerinden birinin evinde. Onu bir düğünde, kırık bir yaka, kolalı gömlek ve ince bir delikanlı ile gösteren bir fotoğraf bulunur. Benim böyle bir fotoğrafım bile kalmamıştır sanırım. İşte yine bana bakıyor. Bu kez konuşacak. Kas katı kesildiğini hissediyorum. Aramızda bir yakınlık duygusu yok. Birbirimize benziyoruz sadece. O da benim gibi yalnız. Fakat yalnızlığın içine daha çok batmış. Kendi bulantısını ya da ona benzer bir şey bekliyor olmalı. Demek beni tanıyan, yüzme baktıktan sonra bu da bizden diyen insanlar var artık. Yani Benden ne istiyor öyleyse? Birbirimize yardım edemeyeceğimizi biliyor olması gerekir. Aileler anıların ortasında, evlerinde şimdi. Biz de burada anısız. İki yıkıntıdan başka bir şey değiliz. Ayağa kalkıp bana bir söz söylese yerimden sıçrardım. Kapı büyük bir gürültüyle açılıyor. Gelen Doktor Rock. Hepinize merhaba, Gövdesini güç bela taşıyan uzun bacaklarının üzerinde yalpalayarak kuşkucu ve vahşi bir tavırla içeri giriyor. Pazar günleri onu Bazelis'te sık sık görüyorum ama beni tanımaz. John eski antrenörler gibi iridir. Kolları bağlır genişliğinde. Göz çevresi ise 110 santim. Fakat ayakta duramıyor. Jenny, Jenny yavrucuğum! Geniş fatür şapkasını asmak için portmantoya kadar hızla yürüyor. İşini bir yana koyan kız doktorun yağmurluğunu çıkarmak için uyuklayarak ağır ağır ilerliyor. Ne içeceksiniz doktor? Doktor kızı ciddiyetle gözden geçiriyor. Güzel yüzlü erkek böyle olur işte. Yaşam ve tutkularla yıpranmış, çökmüş. Ama doktor hayatı anlamış ve tutkularını yenmeyi bilmiş. Derin bir sesle ne istediğimi bilmiyorum ki diyor tam karşımdaki koltuğun üzerine bıraktı kendini. Alnını siliyor. Ayaklarının üzerinde durma zorunluluğundan kurtulunca rahatlıyor. Bu yurgan ve kocaman siyah gözleri insanı sindiriyor. Ne mi içeyim? Şey, şey, bir kavados. Karşısındaki kocaman, yıpranmış yüzü kıpırdamadan seyrediyor kız. Düşlere dalmış. Ufak tefek adam başını kaldırıp büyükten kurtulmuş gibi gülümsüyor. Doğru. Bu devasa herif bizi kurtardı. İkimizi de avucuna alacak korkunç bir şey gerçekleşecekti yoksa. Rahat bir nefes alıyorum. Artık insanların arasındayız. Benim Kahvados geliyor mu? Kız kendini toparlayıp uzaklaşıyor. Doktor kalın kollarını uzatıp masayı kenarlarından tutuyor. Özyaşil çok keyifli doktorun ilgisini çekmek istiyor. Ama öyle cılız bir gövdesi var ki koltuğun üstünde ne kadar debelenirse debelensin gürültü çıkaramıyor. Kız kahvadosu getirdi. Bir baş işaretiyle doktora yan masadaki ufak tefek adamı gösteriyor. Doktor Rock gövdesini ağır ağır çeviriyor. Boynunu döndüremiyor. Bak hele aşağılık herif. Senin burada ne işin var? Ölmedin mi daha? Diyor sonra kıza dönüyor. Bunu buraya alıyorsunuz demek. Yırtıcı gözlerle bakıyor. Her şeyi yerli yerine koyan dümdüz bir bakış bu. Açıklıyor. Kaçığın biri. Hepsi bu. Şaka yaptığını gösterme zahmetine bile katlanmıyor. Kaçık dediği adamın kızmayacağını, gülümseyeceğini biliyor. Tamam, işte. Alçak gönüllülükle gülümsemeye başladı. Kaçığın biri. Rahatlıyor, kendine karşı korunduğunu hissediyor. Bugün başına hiçbir şey gelmeyecek. Ben de rahatlıyorum. Kaçığın biri. Demek sadece kaçığın biriydi. Doktor gülümsüyor. İşbirliği yapmak ister gibi bakıyor bana. Doktor gülümsüyor. İşbirliği yapmak ister gibi bakıyor bana. Boyumdan posumdan dolayı herhalde. Bir de sırtımda temiz bir gömlek var. Bu yüzden beni şakasına ortak etmek istiyor. Gülmüyorum. Gösterdiği yakınlığa karşılık da vermiyorum. Bunun üzerine gülümsemeye devam ederek göz bebeklerindeki korkunç elevi üzerime dikiyor. Birkaç saniye boyunca konuşmadan birbirimizi süzüyoruz. Gözlerini kısarak ölçüyor beni. Sınıflandırıyor. Kaçıklar sınıfına mı koydu beni? Yoksa har sınıfı mı? Yine de başını öne çevirdi. Yapay yalnız, toplumsal bakımdan önemsiz birinin karşısında havası sönse ne olacak? Konuşmaya bile değmez. Hemen unutulur bu. Bir sigara sarıp yakıyor. Sonra yaşlılar gibi sabit ve sert gözlerle kıpırdamadan duruyor. Yüzünde bir çeşit güzel kırışıklıktan var. Alnından yapay biçimde geçen çizgiler, kazayakları. ayakları, Ağzın iki yanındaki keskin kıvrımlar çene altında sabitlenmişler. İşte talihli bir adam. Uzaktan görür görmez acı çekmiş, yaşamış biri olduğunu anlarsınız onun. Yüzünü hak ediyor. Çünkü geçmişini elde tutma ve kullanma konusunda yanlışa düşmemiş hiç. Geçmişini mumyalamış. Kadınların ve delikanlıların kullanabileceği hazır deneyler haline getirmiş. Mösyö Arşil'in çoktan beri kendini böyle mutlu hissetmediği belli. Hayranlıktan ağzı bir karış açık. Yanaklarını şişirip birasını yudumluyor. Ya? Doktor ona nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Neredeyse zıvaladan çıkacak bir deli karşısında şaşkınlığa düşer mi o? Bu herifleri görünce iyice haşlayacaksınız. Acı sözler söyleyeceksiniz. İstedikleri budur zaten. Doktor görmüş geçirmiş adam. Bu konuda deneyimli. Doktorlar, papazlar, yargıçlar, subaylar insanı kendileri yaratmış gibi tanırlar. Mösyö Arşil adına utanıyorum. İkimiz de aynı tarafta olduğumuz için omuz omuza vermemiz gerekirdi. Ama beni bırakıp karşı tarafa geçti. Tecrübe denen şeye gerçekten inanıyor. Benimkine değil. Kendisinekine de değil. Doktor Rogun tecrübesine inanıyor o. Biraz önce tedirgindi yapayalnız olduğunu sanıyordu. Şimdi bir yığın benzeri olduğunu biliyor. Doktor Rock böyle adamları tanır. Hatta gerekirse onların hikayesini de anlatır. M. Arşi. Birkaç müşterek kavramın içine sokulabilen önemsiz bir vaka sadece. Önemli kişilerin oyuncağı olduğunu anladığını anlatmak isterdim ona. Görmüş geçirmiş adam mı? Hayatlarını sersemlik ve dalgınlıkla geçirmiş alelacele evlenmiş, rastgele çocuk yapmış, diğer insanlarla kafelerde, düğünlerde, cenazelerde karşılaşmışlardır. Ara sıra kargaşaya kapılıp, başlarına geleni anlamadan debelenip durmuşlardır. Çevrelerinde olup biten her şey onların görüş alanının dışında başlamış ve sona ermiştir. Upuzun, kara biçimler, uzaklardaki olaylar yanlarından geçip gitmiştir. Onlara bakmak istediklerinde her şey çoktan sona ermiş, geçip gitmiştir. 40 yaşına gelince de ufak tefek hırçınlıklarını ve birkaç atasözünü tecrübe diye adlandırmışlardır. Hara atılınca bir şeyler veren makinelere dönüşmüşlerdir. Sol bölmeye bir beşlik koyunca yaldızlı kağıda sarılı kıssalar, sağdakine bir beşlik koyunca da dişlere yumuşacık karamela gibi yapışan Değerli öğütler alırsınız. Ben de böyle bir adam gibi davranıp kendimi insanların evlerine davet ettirebilir ve hakkımda sonsuzluğun karşısında dikilen büyük bir gezgin dedirtebilirdim. Evet Müslümanlar çömelerek işerler. Hindistan'daki ebek kadınlar çavdar mahmuzu yerine tezekte dövülmüş cam kullanırlar. Borneo'da bir kız adet görünce evinin damında üç gün üç gece geçirir. Venedik'te gondolla yapılan cenaze törenlerini, Sevilla'daki kutsal hafta bayramlarını, Oberan çile oyununu gördüm. Bütün bunlar bildiklerimin ufacık bir parçası tabii ki. Bir iskemlinin üzerinde arkaya yaslanıp neşeyle sevgilim adam Jihlava'yı bilir misiniz acaba? 1924 yılında ziyaret ettiğim ilgi çekici küçük bir Morovya kentidir bu diye söze başlayabilirim görmüş geçirmiş biri olan baş yargıç hikayem sona erince şöyle ekler. Ne kadar doğru Mösyö, ne kadar insancıl bir şey. Meslek hayatına atıldığım sırada ben de böyle bir olayla karşılaşmıştım. 1902 yılıydı. da yargıç adayı olarak bulunmuştum. Ama gençken bu sözlerle epey canımı sıkmışlardı. Oysa ailemde bu işin üstadlarından yoktu. Amatörleri de unutmamak gerekir. Kafelerde başkalarını dinleyen katipler, işçiler, satıcılardır bunlar. Kırklı yaşlarına gelince bir türlü dışarı dökemedikleri tecrübelerle şiştiklerini hissederler. İyi ki çocuk yapmışlardır. Böylece tecrübelerini hemen oracıkta kullanabilirler. Geçmişlerinin boşa gitmediğini, anılarının bir araya gelip ağır ağır bilgelik halini aldığına inandırmak isterler sizi. Kullanışlı geçmiş. Cep geçmişi şahane özdeyişlerle dolu. Küçücük yaldızlı kitap. İnanın bana, tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Bütün bildiğimi hayattan öğrendim. Hayat onlar için düşünme sorumluluğunu üzerine alır mı? Bu kişiler yeniyi eskiyle, eskiyi de daha eskiyle açıklarlar. Bu bakımdan derinini bir Rus Robespierre'ine, Robespierre'yi de bir Fransız Cromwell'ine dönüştüren tarihçilere benzerler. Sonuç olarak hiçbir şey anlamazlar. İtibarlarının ardında huysuz bir tembellik olduğu tahmin edilir. Görünümlerin önlerinden bir bir geçişini seyrederler. Esner ve güneş altında yeni bir şey olmadığını düşünürler. Doktor Rock bir kaçık derken özel olarak hatırlamadığı öteki kaçıkları düşünüyordu belli belirsiz. Artık Monsieur Archie'nin yapacağı hiçbir şey bizi şaşırtamaz. Çünkü o bir kaçık. Oysa bir kaçık değil. Korkuyor. Neden korkuyor acaba? Herhangi bir şeyi anlamak istemediğimizde tek başımıza onun karşısında dururuz. Kimse yardım etmez. Dünyanın tüm geçmişi işe yaramaz olur. Sonra bu şey ortadan kaybolur. Onunla birlikte anladığımız şey de silinip gider. Genel düşünceler daha umut vericidir. Üstelik tecrübe, üstatları ve hatta amatörleri bile sonunda hep haklı çıkartır. Bilgelikleri onlara olabildiğince az gürültü çıkarmayı, az yaşamayı, bir köşede unutulmayı öğütler. En iyi hikayeleri terbiye edilmiş ihtiyatsızlıklar ve ilginç tipler hakkındadır. Evet, böyle. Kimse aksini söyleyemez. Belki Monsieur Aşil'in içi rahat değildir. Belki babasının ya da ablasının öğütlerini tutsaydı şimdi bu duruma düşmeyeceğini düşünüyor. Doktorun konuşmaya hakkı var. Hayatını boşa harcamadı o. Yararlı bir insan olmasını bildi. Şu enkazın üzerinde dinginlikle, güçlü bir şekilde yükseliyor. O bir kaya. Doktor Rock kalvadosunu içti. İri gövdesi gevşiyor. Göz kapakları iniyor. Yüzünü gözsüz olarak ilk kez görüyorum. Büyük perhiz zarifesi olduğundan bugün dükkanlarda satılan karton maskelere benziyor. Yanaklarının pembeliği iğrenç. Birden kavruyorum gerçeği. Bu adam yakında ölecek. Bunu o da biliyor. Aynaya bakması kafi. Her gün cesedine biraz daha benziyor. Tecrübe dedikleri bu işte. Tecrübelerin ölüm korktuğunu, sık sık düşünmem de bu yüzden. Onların son savunmasıdır bu. Doktor buna inanmak, yapayalnız, bomboş, geçimsiz biri olduğunu, zekasının körelip vücudunun çürümeye yüz tuttuğunu görmezden gelmek, bu korkunç gerçeği örtmek istiyor. O zaman bunun yerine koyacağı küçücük çılgınlığını yaratmaya, onu en kullanışlı hale getirmeye çalışır. Yani ilerleme kaydettiğini söyler kendine ara sıra düşüncelerinin içinde kayboluyor ve her şey zihninin içinde dönmeye mi başlıyor? Çünkü muhakemesi gençlik zamanındaki gücünü kaybetmiştir. Kitaplarda okuduklarını anlamıyor mu? Çünkü artık kitaplardan çok uzaklaşmıştır. Artık sevişemiyor mu? Çünkü bunu eskiden yapmıştı. Geçmişte sevişmiş olmak hala sevişebilmekten iyidir. Aradan zaman geçmiş olduğundan insan doğru yargılara varır karşılaştırmalar yapar, üzerinde düşünür. Böylece doktor, kadavrayı andıran korkunç yüzünü aynada görmeye dayanabilmek için tecrübenin bütün izlerinin yüzüne kazındığına inanmaya çalışmaktadır. Doktor hafifçe başını çeviriyor. Göz kapakları açıldı. Uykuyla kızarmış gözlerini bana dikiyor. GülümSüyorum. Bu gülüşün kendinden gizlemek istediği her şeyi ona açıkça göstermesini istiyorum. Gebereceğimi bilen biri işte derse kendine gelebilir ancak. Ama göz kapakları yeniden iniyor. Uyuklamaya başladı. Uykusunu gözetlemeyi ve arş ile bırakıp dışarı çıkıyorum. Yağmur dindi. Hava yumuşak. Gökyüzü güzelim kara imgeler sürükleyip duruyor. Kusursuz bir an yaratabilmek için her şey tamam. Eni olsaydı bu imgileri yansıtabilmek için gönüllerimizde küçücük, karanlık gelgitler yaratırdı. Ama ben fırsatı kullanmayı bilmiyorum. İçim boşalmış ve yatışmış halde şu boşa harcanan gökyüzünün altında rastgele yürüyorum.